Yeşille mavinin harman olduğu bereketli toprakların adıdır Karadeniz. Tarihi geçmişi, kültürel birikimi ve doğal güzellikleriyle insanı büyüleyen Karadeniz'in ilk akla gelen şehirlerinden birisi de Giresun'dur. Adını kirazından, ününü fındığından alan Giresun'un cazibe merkezlerinden olan Espiye ise tarih, kültür ve tabiat turizminde marka olma yolunda hızla ilerlemektedir. Espiye bugün Soğukpınar beldesi olarak bilinen 550 yıllık geçmişe sahip Bayramoğlu nahiyesine de ev sahipliği yapmaktadır. Yeşilin tüm tonlarına hakim olan Soğukpınar, dağları, ormanları, dereleri ve fındık bahçeleriyle cennetten bir köşe adeta. Pangal Şelalesi, Sarıkız Kirazlığı, Temtem Gölü, Han Çayırı, Şahin Kayası ve Kızılkaya Madeni, beldenin keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerinden sadece birkaçı. Soğukpınar Beldemiz 1998 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile resmen belde oldu. İki vadi arasında kurulan Soğukpınar Belde Merkezi'nde yaşam oldukça hareketlidir. Sonra kemresini atacak, gübresini atacak, ondan sonra ekecek. Tarı, mısır, patatesler, pancar, hüngül, fasulye yapacak. Soğukpınar beldesinin adı Oğuzca'daki kuz kelime kökeninden gelir. Kos köyü 1515'te mali bakımdan Mustafaoğlu Ebubekir Katip Bey'e bağlıdır. Soğukpınar'da Çepni Türklerin hakimiyeti çok büyüktür. Günümüzde Soğukpınar'ın merkez mahalle dışındaki diğer mahallelerinin isimleri Dikmen, Kosköy ve Tuygun'dur. 1515 tarihli vergi defterinde Dikmen Köyü, Kariye-i Döğer, Namı Diğer Dikmen şeklinde iki adla anılmıştır. Soğukpınar'ın tarihini yansıtan en önemli eserlerden birisi Dikmen Merkez Camisi'dir. Osmanlı döneminde burada müderrisler yetiştiren 12 gözlü medrese olduğu ve medresenin daha sonra söküldüğünü, dağıtıldığını ve küçücük bir bina yapıldığını biliyoruz. Mustafa, bu Sarıkamış gazisi mi? He. Kaç sene esir kalmıştı? 10 sene. En büyük ihtiyacın yol olduğu Soğukpınar'da bu sorun kökünden çözülür. Başkan Özcan Özdemir ile hızla gelişen, değişen ve sorunları bir bir çözülen Soğukpınar'ın en büyük problemlerinden bir tanesi de su sorunuydu. Beldeye 3 milyon liralık içme suyu projesi yapılır. Nasıl son derece gelişmeye müsait olan bir yer. Gerçekten yeşilin her göz tonu burada hakim. Burada insanlar ihtiyarlamaz. Burada insanlar ancak sağlık ve afiyet bulur. Tüm Giresunlular gibi Soğukpınarlılar için de fındık hayat demektir. Fındığı yetiştirmek, bakıp büyütmek, toplayıp harmanı almak için çok büyük çabalar sarf edilir. Don olaylarına karşı dayanıklı olması, kök yapısının çabuk büyümesi, dikiminden kısa süre sonra ürün vermesi ve yıllık randımanın yüksek olması Soğukpınar fındığına olan ilgiyi arttırmıştır. Bu Soğukpınar'a özgü bir fındık, bütün bir fındık bu. Bu yağlı fındık, normal fındık değil de yağlı fındıkları biraz daha geç olan bir fındık. O eski yerli fındıkları söküyor, yerine yabani fındığı dikiyor dediler. Ben de oradan iki çuvala koydum. Rahmetli babam aldı, dikti tarlaya, oradan yetiştirdi, onu dağıttım millete hep. Kökleme olarak sattı. Her sene garantisi var, 15 gün geç açması, ondan etkilenmemesi. Rakım 900 bine kadar olabiliyor. Yağlı fındıklarımız küf
hastalığı vurdu, etkilendi. Bu küften de etkilenmez. Birçok tıbbi ve aromatik bitki ve ağaca ev sahipliği yapan beldemiz arıcılık konusunda tarihi bir geçmişe sahiptir. Kafkas arısının bir melezi olan yöremize özgü Kozköy arısı olarak bilinen bir arı türünün varlığından da söz edebiliriz. Kestene balı, orman gülü, böğürtlen, çalı çile bunların balılarını üretmek değil. Bunda hiçbir yapay dalak yok. Doğal. Biz buna karakuvan balı diyoruz. Dağlarında taflan yemişi, yaban mersini, kestane, çalı çileği ve ayı üzümü bolca bulunmaktadır. Beldede devlet destekli yaban mersini üretimi yapan 3 vatandaş bulunmaktadır. Bu bahçeler gerek belde gerekse civar bölgeler için örnek teşkil etmektedir. Bölgede yetişen ve likapada denen dal çileği Allah'ın Soğukpınar halkına bir lütfudur. Toprağın yok denecek kadar az olduğu alanlarda taşların üzerinde yetişen dal çileğinin apayrı bir damak tadı vardır. Havası buz gibi, suyu ve manzarasıyla yılın 6 ayının yaşandığı yaylaların önemi son 20 yılda daha da artmıştır. Yalakoba, Püllük, Çakılobalarında ikamet eden Soğukpınarlılar, bin yıllık otçu göçü geleneğini hala devam ettirmektedirler. 1998 yılında başlayan tarihi Karaovacık şenlikleri Soğukpınar ve civardaki yaylaları şenlendirmiş ve yaylaların önemli bir cazibe merkezi haline gelmesine öncülük etmiştir. Yol uzun, menzil ırak. Gurbet elde yaşayanlar Sıla'ya hasret. Gençler Giresun sevdasıyla yanıp tutuşuyor. Yollar uzun, vuslat zor olsa da güzel Giresun'umuz bizi bekliyor.